Her bir mümin ya ki mümin özellikle belirtilen savun. Ben kim ben? Dünyada ben. Allah Teala'nın huzuru da. Her bir insanın Allah huzuru da şartı var. Satı var. Yani Resulullah'ın hadisinde buna etkilerleri de ki. مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدْ إِلَّا وَلَهُ سِيْتٌ فِي السَّمَا وَسِيْتٌ فِي الْأَرْضِ Sizlerden kim bulsun? Onu Allah'ın huzuru da semada bir savutu var. Savutu yani onu bir cerengdar namı var Allah'ın huzuru da. وَسِيْتٌ فِي الْأَرْضِ Yeryüzde hem sınavdaki cerengdar bir namı var. اِذَا كَانَ سِيْتُهُ فِي السَّمَاءِ حَتَرًا وُضِعَتُ الْأَرْضِ وَإِذَا كَانَ سِيْتُهُ فِي السَّمَاءِ سَيِّئًا وُضِعَتُ الْأَرْضِ Eğer semadaki onun yani şu cerengdar namı Allah'ın huzuru da çıralı bulsa yeryüzüge koyulardı Muhammed'in Allah. Adamlar yeryüzüde ki şu insanı yaşatıp kalardı. Bu alamet ki Allah-u Teala hani şu insanın huzuru da uzun huzuru da hani şu insanı Allah-u Teala çıralı namlar bilen bir sözler bana bu insanı Allah-u Teala'nın huzuru da bir şerni vardı ilgi zayıf olardı. Eğer Allah'ın huzuru da ki şu latayınki şerni yaman bulsa bana şu cerengdar ismi yamanla bilen namlar etken bulsa bu diyaktil erb, huddu şu mava yeryüzüge koyup koyunlardı. Yeryüzüde hem huddu şu, yaman bir cereyinler namlar yürürlermiş adam. Allah'ın huzurunda ben kim ben degen saval, hani şu gafletten uygulanışta iki sebep buradı. Bu savalda insanlar bizi birbirine koyuyor. Bu, mumin ben degen adamların halatı vardır. Gaflet bozken insanlardı, Allah Teala Kur'an'da zikir kıyanda ulardı bilimsizler deme geldi. Bana şu iki mevanımız acilete uğraşmamız gerek. Adam ilimli buldu digene, gaflet tükerdi digene ver. Allah Teala ayette dedi ki يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ İnsanlar köpçülük elbette yani. Hayati dünyadan zahir nerselerini yine bilediler deydi. Demek ular bilediler. Ular ki Allah Teala hazır bilimdanlık hususiyetinin nisbetini veriyordu. Ular bilimdan, ya'lemun, Allah duahlik veriyordu. Lekin bu Allah ularına hum anil ahireti humul gafilun diyen takipten tuz koymadı Allah Teala şuna kıdıştıklar. Ular ahiretten meneşüler gene gaflette asıldı. Ana şu bilimdanlar. Ne için gaflette ular? Gafil ular. Çünkü ular hayatı dünyadan zahirini bilediler. Halas dedi. Yani ki tefekkürsüz, insanın kuzudan malumat kiredi, kulağdan malumat kiredi, miyede yansılmaydı bu malumat. Bu insanın demek bilimdan insan değilizliği mümkün şimdi. Lekin hayati dünyanın zahirini bilediğin bilimdan değilinler. Hayati dünyanın zahiri fakat bana o köşede yürgen Nazlı Nimet degenemez. Hem eden senin hayati dünyada zahir kısmı var, batın kısmı var. İlimde hem kod düşün değil. Hayati dünyada zahir kısmı var, hayati dünyada batın kısmı var. Bunu biz Allah'ta bir hadisini kilitirip hazır tohtalamız inşallah. Demek Allah için türünler degen de insanda tefekkür buluşu gerek. Her bir işte kırışta tefekkür buluşu gerek. En tequmu lillah. O ayette manasıya kırıştık. En tequmu lillah Allah için türüşlük yani. Bu ihlas bilen türüşlük değil yani. Mesuliyet bilen türüşmez yani. Biz mesuliyet daim için de yapamayız. Çünkü hazır hükümde talebeler mesuliyet için ilim okuydu. Kimdir onun şecailerine cönetken, kimdir onu nümadeleri kütüp türüptüğün arkasından. Bu mesuliyet bu. Mesuliyet için türünler de ne yaptı Allah sallallahu aleyhi ve sellem? En tequmu lillah, kalp uygulmak için olsa Allah için türünler de yaptı. Sümme tetefekkeru, kigin fikir etsinler dedi. Demek bana bu gaflet, hazır insanlarda haletki gazetik bütün alaman, halk, özümüzde cemiyetin teşkarı kalk. Araplar buladı mı, özümüzdekiler buladı mı? İnsanlardaki bu olamanın haletini güya ki bir katta yürgü çubakken bir padayga başlatsa buladı. Gafillikdi. Aslında mümin gibi buna hangi sıfat kilitirilmezse hem de ki Allah şuna hangi sıfat da kilitirgen gafil insanları ki. Bir hayvanlar padasıge başlatıyor Allah sana. Bir yolda bir pada hayvan kitiyorken bulsa ben şu hayvanlara karab, eğer bir kartı çalsa bir adam, kart sikir avaz çıksa
Hemen hayvan yugurardı. Kayge kadar yuguruyat bilmeyiz ki bu sene. Şu yuguruş gereklikini bilirdi. Çünkü şunda o tabiatında şuna kanka bir onu bir hususiyet var. Şu bir neyse bir yaman avaz kiyse yuguruş gerek. Kaçış gereklikten hususiyet var. İhtimal şu kaçışlıkta kaçıp cerge yıkıladı bu arada. Manajmında o şu padege karesek yani hazırlık günlüğü şu ayamamına karesek manajmına o şeydi. Hemen yuguruyordu. Hayat diken manajı köşe köşe çubuken hemen yuguruyordu. Dikim ahir akıbet kayge kiti yaptı hiç kimin parvası yok. Bana bu işte gaflet diken. Allah Teala ayette وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Allah Teala ayette dedi ki biz cehennem için çok cin ve insanlarını ektik diye yarattık yani cehennem için yarattık güya ki cehennemi salış için cehennemi gidip takdirdeki bitip koyduk ular dedi. Nima bo'ladi jahannamni qilib qo'ydi Alloh taolo. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ular qalblari bor edi, o'shani fiqhga ishlatmas edilar. Ya'niki, anglash uchun Allohdan maqsadini anglash uchun mana shu qalblarini ishlatmasdilar deydi. Ko'zlari bor edilar, ko'rmasdilar deydi. Va quloqlari bor edi, eshitmasdilar deydi. Mana bular bir hayvonlardek, balki undan-da adashganroq deydi. Demek ki gafillik mene şu diyenler, insanların bir padesine okşaydı. Mumun ya ki mumuna insan mene şuna kadar gafil padege koşulup kalmasına ki kireydi. Yukarıda ettik, bu padenin içinde bilimdanlara mı buluşu mümkün? Çünkü bu şu padenin yugur etkenliği yıkarıp gafilde insanlar eten dedi ki, sinem yugur değil bu padenin tekide kop gitti sen deydi. Adamlardan aciz elme deydi. Mumun, mumunların sıfatı buna kadar gafile bulmaydı. Adamlar pade yugur etken bu şu yıkarıp yugur getirir olmaydı. Mana shu poda yugurayotgan chog'da bizga bir tafakkur qiladigan odamlar kerak. To'xtanglar, qayerga qarab yuguryapsizlar? Nima qilyapsizlar? U yugurib qayerga boriladi? Yoki bir qars etgan ovozdan qochib yuguryapsizlar? Bu ovozda ortida bir qo'rqinch bormi yo'qmi o'zi? Bu modda bizda bir molda nima farqimiz qoladi agar qars etgan ovozdan qochaversak? Bu hozirgi kundagi musibatlar uchun gapirilayotgan gap bu. Ya'ni hozirgi kunda hammani boshida musibat bor. Kimdir dokument masalasi deydi, kimdir borarga joyi yo'qligi kimdir kelajakdagi rejalari yo'qligi, kimdir bola chaqasining g'ami, kelajakda bular nima bo'ladi bular? Kim bo'ladi bular? Mana bu narsalar hammasi o'sha ko'chadagi aslida azakumulloh mana shu olamonning hislati bu aslida. Mu'min mu'minlarning hislati emas bular. Bu g'amlar olamonning podaning g'ami bu. Podaga qo'shilmasligimiz kerak biz. Bizning g'amimiz bor, yuqoridagi g'am uyg'onishimiz kerak biz. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. جفت بولب بوزا هم يالغز بولب بوزا هم تورب تفكر قلشمز كريك. معنى شو پادره ارتسدن يورب كتيركين حالده حاضر. خوشب قاقم بيز معنى شو پادره بر توختت معنى شو يزده بر توختش لك حالت معنى شو يقارده اتكنمز ديك ايخودن بر ترگين آدم لك حالتك يوخ شهيد. مهلت كريك ديك يعني. يورب كتيركين حالده تفكر بومين ديك. Odamlarda bir noto'g'ri tushuncha bor. Sen podaga qo'shilib yuraverging, sekin-sekin buyog'i bir gap bo'lar deydi. Unaqa bo'lmaydi. Odam yugurib tafakkur qilmaydi. Bir to'xtab olishlik kerak. Yuqoridagi uyqudan uyg'ongan odam ham bir to'xtab tafakkur qilganidek, bu odamni bir to'xtashligi kerak. To'xta nima qilamiz biz? Qayerga borishligimiz kerak biz? Bu chopishlikni ortida nima bor degan mavzuda bo'lishi kerak. Bu narsalarning hammasidan oldin har bir mu'min yoki mu'mina o'ziga beradigan savol. Men kimman? Dunyoda emas. Alloh taoloning huzurida. Hozir har bir insonni Alloh huzurida shati bor. Soti bor. Ya'ni Rasululloh hadisda buni aytganlaridek, "Ma minkum min ahad illa wa lahu situn fis sama' wa situn fil ardi." Sizlardan kim bo'lsin, uni Allohning huzurida samoda bir soti bor. Soti degani uni bir jarangdor nomi bor Alloh huzurida. Vasitun fil ard yer yuzida ham shunaqangi jarangdor bir nomi bor. Idza kana situhu fis sama'i hasanan wudi'a fil ard. Wa idza kana situhu fis sama'i sayyi'an wudi'a fil ard. Agar samodagi uning ya'ni shu jarangdor nomi
Allah'ın huzurunda çırali bulsa, yeryüzüge koyuladı Muhammed'in Allah. Adamlar yeryüzüde kim şu insanı yaşkırıp kaladı. Bu alamet ki Allah Teala ana şu insanın huzurunda, uzunu huzurunda ana şu insanı Allah Teala çıralik namlar bilen bir sözler, bana bu insan Allah Teala'nın huzurunda bir şerhi var diye gizli buladı. Eğer Allah'ın huzurundaki şuna sanki şerhi yaman bulsa, bana şu cerenler ismi yaman nam bilen namlar etken bulsa, bu diaktil erb, huddu şu mama yeryüzüge mi koyulunlardı. Yeryüzüde hem huddu şu, yaman bir cerenler nam bilen namlar görüledi bu şahadan. Allah'ın huzurunda ben kim ben degen saval, ana şu gafletten uyganışlıkki sebep buladı. Bu savazı insanla bu diye birbirine koyuyor. Bu mumin men diyen adamların halatı hazır. Allah Teala bunu ayette hem bayan koydu. Bunu biz ayette içindeyken aldık, biz bilen gaflet basken bizgi olsaken insanlar bilen uyuğak bölgen sahabeler ortasındaki farkını hem bana şu ayetten şu olamaz lazım. Sahabeler, ben şu Kur'an'dan kendi bir tefekkür kılıp fahamı olaydı. Şu Kur'an'da sahabeler kendi uygun halde kabul kıladı. Allah Teala ayette dedi ki, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Kitap nazil kılınken davrdaki insanlardan kigin, yani ki sahabelerge okşakken insanlardan çiğir. Bir kavm ularının artıdan orun basar bulup kaldı diyeyim. Allah Teala eder. Ular uzlardan aldığı kavmlardan şu kitaptan miras aldılar. Ular uzlardan aldığı kavmlardan kitaptan miras aldılar. Yani ki Kur'an'ı biz sahabelerden miras aldık. Allah Teala lakin farkına et yaptı ki وَيَقُولُونَ سَيَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى ular şu kitabın miras alıcıya karamaktan bu dünyadaki matahının en arzimesini aladılar deyordu. Yani yukarıda etkilerimizdeki gafillik. Biz kitabın miras aldık biz. Bu kitap amanet bu. Şunu karamaktan onlar bu dünyadaki en arzan nerseni aladılar halas. Arzan nerse yani şu alamanını kurtarıp yürgen nersesi arzan nerse değiller. Ve yani ve yakulune seyugferlerle. Bizi hal mağfiret kılınlar değiller onlar. Demek bir de mağfiret degen narsani bergan odamlar haqida gapirilyapti. Va Qur'onni meros qo'riman degan odamlar haqida gapirilyapti. Va yatihim a'zam mitluhu ya'khudhu. Alloh taolo oyatining davomida. Agar ularga shu gapidan keyin yana bir arzimas matoh kelib qolsa, yana o'shani oladilar. Ya'ni tafakkur yo'q ularda tadabbur. Nima uchun? Yuqorida aytganimizdek, biz kitobni meros olganimiz uchun. Meros bizga ya'ni yo'q joydan kelib qolgan narsa degan. Bir odamga qaralsa, otasidan katta bir mol bo'lib meros qolgan bo'lsa, mana bu odam uni qayerga ishlatishni bilmaydi, savolaveradi. Yoki buni bir jamlab, uni bir yaxshilik yo'liga sarflash kerak degan narsani bilmaydi. Shu kelib qolgan menga deb sarflaveradi. Biz bilan sahobalar o'rtasidagi farq ham mana shunday edi. Sahobalar bu Qur'on uchun jon bergan. Bizga bo'lsa bu Qur'on meros bo'lib kelib qoldi. Shuning uchun bizga bu Qur'onning qadriyati yo'q. Shuning uchun bizga bu Qur'onning tadabburi yo'q. Illa man rahimalloh. Xuddiki mana shu molning meros bo'lib kelib qolgan insonning nazdida qadri yo'qligidek bizga ham mana kitobning qadri yo'qoldi. Mana shu qadri yo'qolganligining ko'rinishlaridan biri yuqorida aytganimizdek insonlarda ilmsizlik emas, bular kitobni olgan bu insonlar. Ya huzuna arada hazal adna. Allah Teala aytibdi ki şunu en pek kısmını aladılar. Kitabını alganda hem en pek manasını aladılar. Tadabbursuz görünüşler. Bu yukarıda aytganımızda ilim içindeki gaflet değiller. Hazır ki talebelerine tiyen kesel bana şunda. Ağırlı insanları da koyup şunlar hakkında getirse geger. İlim alış onun arada hazal adna kısmı var. Onun yukarıdaki tefekkür kısmı var. Arada hazel edna degenliği bunun en pes kısmını alışlık insanlarına karagende yukarıdaki ayette ya'lemuna zahiran minel hayati dünya hayati dünyanın zahirini biliş. Adamlardın meşgulatı hazır ki günde Kur'an'ını, sünnetini okumaydı mez. Şunu şeydi, karaseyiz Kur'an sünnetteki en pes manisi manalarını alışlık. Mesela
Kur'an'da hiç mertte falan söz zikir kılınken deydi. Bana bu Kur'an'ı tapışmak kitabı kılıp koyuştu geldi. Bu gafletten alamet buladı. Bu gafletten alamet. Yukarıda Allah sana etken de ya huzurda arada hedel edna. En kemde olan. Tapışmaktan başlarsa kalır gelme Kur'an'da bizi gel. Allah sana Kur'an'ı hidayet kılın lazım bizi gel. Bundan biz hidayetle alışımız gerek. En yukarı manan şu bu. Ana şu hidayetini alıp koygen bulsak, gaflet diken uykudan uygangen bulsak, kigin çelik biz ana o derslerde alışmamız gerekiyoruz. Bu bilen insanın imanı diyor mu verir bu derslerde sana bir görüş bilen? Peki Kur'an'da nişte harf var. Sahabeler bilmeyen bu derslerden. Peki ashabın kâhsini etlerinin ismini var. Şuna kadar sahabeler bulup kuladı. Bu Yahudun arada her zaman etmedi yani. Biz kitabı miras ağabeyimizde, yani şu kitap bizi yoldaydan kilip koyanı için bunun kadriyeti kalmasından en adlı bu gibi yani şu manalarını alıyoruz. Yani bizi mağfiret sınırlandı koyalımız. Allah da Allah hazır bunu inkar tarzına getiriyor. En pek manasını alıp alıp kendi bizi mağfiret sınırlandı. Kur'an'dan hidayet istesliğimiz gerek. Hidayet bana şu tefekkürü bile buladı. Gafilelikini yukatış bile buladı.